Merhabalar, ben Oktay Mercan ve bir videodan daha sizlere merhabalar diyorum. Bu ne serisinde yeni bir oyunla daha karşınızdayım. Bad North isimli oyunu oynuyoruz şu anda. Bad North oyunu fırsat videosu serimi takip ediyorsanız eğer ki onu da hemen şu YouTube kartlarından veyahut da kanalımdaki playlistlerden rahatlıkla bulabilirsiniz. Fırsat videosunda serisinde bedava olan oyunlardan bir tanesiydi kendisi. Bu arada bedava oyun istiyorsanız dediğim gibi fırsat videosu serisini takip etmeyi unutmayın. Abone olup bildirimleri açın ki fırsat videolarından anında haberdar olun ve benim attığım diğer videolardan. Aynı zamanda canlı yayınlardan da haberdar olun. Bunun yanında ekstra da bir bilgi verecek olursam kanalımda artık üyelikler açıldı arkadaşlar. Kanalıma üye olarak bana destek olabilirsiniz. Hemen aşağıdaki katıl butonu var arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman bir sayfa gelecek. Orada tüm detaylı ayrıcalıkları ve seviyeleri göz atabilirsiniz. Daha sonra isterseniz oradan bir seviyeyi seçip kanala üye olabilirsiniz. Üst seviyede bir şey seçerseniz alt seviyenin ayrıcalıklarına da sahip oluyorsunuz. Kanala üye olmak dediğim gibi bana destek olmak amacıyla kesinlikle bir zorunluluğu yok. Opsiyonel. Tabii ki izleyip de bana destek olabilirsiniz. Bunu da belirteyim. Birazcık ileriki bir zamanlarda göstereceğim ve bu oyun için bir tane daha trik göstereceğim size. Onu söyleyeyim. 4 saatlik falan kabaca bir oyun süren varmış eğer buradaki süre yanlış değilse. Campaigning de oynuyorum şu anda. Oyun ortalara kadar kolay. Aa ne güzel ya, böyle oyun çok çabuk bitecek falan diyorsunuz. Çok rahat davrandığınız için ortalarda böyle birden bir zorlaşmaya başlıyor. Ya hayırdır, nereye geldik biz ya falan oluyorsunuz böyle bir. Onun için çok fazla şey yapmayın. Baştan birliklerinize dikkat edin. Bu arada şuna da dikkat edin. Hani sizin burada önemli olan birlikleriniz arkadaşlar. Evet, birliklerin karakterleri de bayağı ilginç. Özellikle de şu arkadaş. Böyle böyle karakterler oluyor. 3 tane ana klas var. Biri kalkanlı kılıçlı işte. Diğeri okçu. Diğeri de şey spike. Şey mızrak. Mızrak kullananlardan. 3 tane klas var. Siz bu karakterleri baştan seçiyorsunuz. Ancak daha sonraki ileriki bölümlerde otomatik olarak karakter belirli bir klasta seçili geliyor. Mesela örneğin Hilda karakteri bana direkt olarak hani bu şey klasında geldi. Kalkanlı klasında geldi. Aynı şekilde bunlar da o şekilde. Bazı bu karakterlerin özel yetenekleri oluyor. Burada altında yazıyor. Onlara dikkat edin. Mesela burada ölen karakterin altında yarım skill şeyi var diyor. Bedeli var diyor. Gibi gibi böyle, mesela bu karakterinde hasar daha fazla okçu olarak Goldrake'de. Böyle böyle bazı ekstra şeyleri var, özellikleri var. O karakterler sizin için daha değerli olacak. Özellikle de mesela şunun gibi çok fazla değerli bir özelliği varsa, hasar daha fazla vuruyorsa daha da değerli olacaktır sizin için. Çünkü ilerleyen zamanlarda karakterler bir sürü geliyor ve kolay bir şekilde öldürüp bir sonrakine geçmek önemli. Bunun yanında bazı ekstra haritaları şey yaptığınız zaman şöyle soru işaretli olan yerler var. Bu soru işaretli olan yerlerden item düşüyor, eşya düşüyor. İşte burada mine düştü bana. Bu mine'i herhangi bir tane karaktere ekliyorsunuz. Geri çıkartamıyorsunuz bu arada, onu belirteyim. Yani eklerken dikkatli seçin. Bunu eklediğiniz zaman işte o karakterde o özellik kalmış oluyor. Ve artık o özellik neyse onda kalmış oluyor dediğim gibi. Onu kullanıyorsunuz. Mesela bunda mine döşeme var. Mine döşediğiniz zaman şey yapıyor. Oraya, oradaki geçen şeyleri patlatıyor. Bazılarını sersemletiyor. Sersemlettiği zaman da bayağı iyi bir şans oluyor. Çok kolay bir şekilde öldürebiliyorsunuz. Aynı zamanda gemiler de gelen gemiler de sizin şeylerinizi knockbackleyebiliyor, yani sersemletebiliyor. Onu belirteyim. Burada da ufak tefek şeyler var. Nasıl desem, hani bir ipuçları var. Burada da böyle bir tane şey var. Şu yeteneği arkadaşlar almasanız da olur, ancak böyle terrainlerde çok güzel işe yarayabiliyor. Bu ne oluyor? Tepeden aşağıya doğru atlayıp saldırı yapıyorlar. Normal şartlarda harita düzse bu yeteneğin hiçbir işi ve kullanımı yok. Onu belirteyim.
En azından benim bu zamana kadar bildiğim öyle. Tepeden atlayıp bu şekilde aşağıya doğru saldırı yapılıyor ve aşağıdaki kişilere tepeden şey yapmış oluyor dediğin gibi. Spike'larda ileri doğru atılma var. Güzel bir puşlama yöntemi. Şimdi buradan karakterleri, 4 tane karakter komutan seçme klasınız var. Buradan tıkladığınız zaman karakterlerinizi seçiyorsunuz. Dediğim gibi karakterlerinizin canının daha önemli. Onun için kaçırabiliyorsunuz bu karakterlerinizi. Ki kaçırmanız da gerekiyor. Yani sonuna kadar ben burayı full alacağım diye uğraşmayın. Ha evet, uğraşabilirsiniz belki. Daha fazla zaman harcarsınız ancak. Dediğim gibi asıl önemli olan şey bu karakterinizin canı ve bunun komutanlarınızı kurtarmanız gerekiyor. Eğer ölürse kullanamazsınız ve ilerleyen zamanlarda dediğim gibi yarıyı geçtikten sonra, hatta yarıya ulaştıktan sonra oyunun zorluğu böyle bir anda artmaya başlıyor. Siz ne oluyoruz ya falan diyorsunuz. Başıma geldi, oradan biliyorum. Onun için dikkat edin. Evet, şöyle çeviriyorsunuz. WASD ile de çeviriyorsunuz ama bir zamandan sonra böyle sert çevirme yapıyor. Onu da belirteyim. Evet, şöyle karaktere tıkladığınız zaman onu dediğin gibi yönlere doğru götürebiliyorsunuz. Bizim okçular nerede? Hemen şu okçuları şuraya çekeyim. Bizim mayıncıları da hemen buraya alayım. Bu ufak tekneler dediğin gibi eğer çok fazla kıyıya yakınsa karakteriniz sunlayabiliyor. Ona dikkat edin. Bu arkadaşlar da birazcık daha gelişmiş klasmanda olanlar yani. Tepede şeye ihtiyacımız yok. Evet, bunlar böyle balta malta atıyor. Şöyle benim tavsiyem geminin geldiği zamanlarda hemen önünde tutmayın, yana çekin. Çünkü zaten saldırmak için onların üstüne gidecektir. Özellikle Spike'lar, bu mızraklı birlikler hareket ederken saldıramıyor maalesef. Onun için bunları daha önceden koğuşlandırmanız gerekiyor. Ona dikkat edin. Yoksa dediğin gibi sıkıntı yaşarsınız. Okçulara da böyle şey yapıyorlar. Eve falan sokup sağlıklarını dinlendirebiliyorsunuz ki bunu yapmanız gerekiyor bazen. Yoksa yok oluyor. Tekrardan birlik fullenmiş şekilde geri geliyor. Evet, böyle şeyler atılıyor gördüğünüz gibi. Evet, orada mesela bir tane karakterin canı gitti. Okçular varmış. Hemen ben şunları şöyle göstermek adına yenile diye buraya sokuyorsunuz. Mesela bir tane birliğiniz kalmıştır. Buraya eve sokup dinlendiriyorsunuz. Tabii ki biraz zaman gerektiriyor dinlenmeleri için. Daha sonrasında kendileri otomatik iyileşmiş bir şekilde şey yapıyor. Kalkanlılar bu oklara karşı çok etkili. Ona dikkat edin. Zırhlılara karşı gene de bunlar etkili ancak çatışma sırasında kafa kafaya diyebilirim. Bir yeri tutmak istiyorsanız mesela şöyle ufak bir geçit vardır buradaki gibi. Burayı tutmak istiyorsanız mızraklıları buraya yerleştirmek veyahut da çıkışına yerleştirmek çok iyi olacaktır. Çünkü çok iyi tutuyorlar. İlerleyen zamanlarda böyle zıplayanlar, hoplayanlar falan da geliyor. Onları da muhtemelen görürsünüz. Geleceklerdir. Hatta bir tane daha koğuş geliyor. Böyle durdurduğunuz zaman size birazcık daha bakmalık bir şey veriyor. Böyle uzaklaştırıp yakınlaştırana da biliyorsunuz. Şöyle şu kadar uzaklıkta iyi. Bu arada bu arkadaşlar nereye gidiyor? Alo. Bunlar nereye gidiyor? Gelin lan buraya. O adamı vurdu. Evet, mızraklılarımız yenilendi ve çıktı dışarı. Evet, bunlar normal. Bunlar bir şey fırlatmıyor. Onun için bunları şöyle koğuşlandırayım. Tabii ki şöyle arada kalan karakterler birazcık zorluyor. Mayın koyuyorsunuz gördüğünüz gibi. Daha sonra bunlar patlıyor ve siz de sersemlemiş olanların üstüne saldırabiliyorsunuz. Şu
şu taraftan gelen var mı? Yok gibi gözüküyor. Ancak şuradaki şu okçuları halledelim artık. Okey, burası temiz gözüküyor. Biz hemen şu eve girip şu karakterleri yenilettirelim. Bazı karakterlerin yetenekleri var mesela. Bunlara yetenek de açıyorsunuz. Okçuların ok yağdırma yeteneği var. Bunlar da şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela geldi okçular ve buraya yağdır diyebiliyorsunuz. Şu anda bu kadar birlik benim okçuları yener. Onun için ben şöyle yapıyorum. Hemen buraya yağdır diyorum okları. Ve bu şekilde çok güzel bir şekilde temizleniyor. Oradan gelen kaba abiler yok değil mi? Tamam, o zaman bunlar tutar orayı. Şu kaba abilere şunu götürüyorum. Ne oluyor lan orada? Arkadan dolaşmış bak bunlar. Şöyle yapabiliyorsunuz. Buraya böyle diye ittirip puşlattırabiliyorsunuz. Bu yetenekle böyle bir yetenek. Yanıyor. Ancak yandığı zaman dediğin gibi hemen ölmüyorlar. Oraya bu arada adamları götürtmem gerekiyor. Hızlı bir şekilde. Bu arada benim karakterler son seviyede oldukları için birazcık idare ederler ancak çok fazla idare etmezler. Ben onları hemen şöyle bir aşağıya çekeyim. Daha sonra şöyle yapayım. Birazcık mikro yönetim oyunu gibi düşünebilirsiniz bunu. Gayet güzel. Şuraya gidin. Sen de hemen şuraya git. Mızraklar dediğim gibi çok iyi bir şekilde tutuyor zamanı. Oyun kabaca bu şekilde. Tabii ki daha bunlar sadece okçu, işte mızrak baltalı. Evet, konuşamadım. Çok güzel. Evet. O haritanın altında bir soru işareti vardı. Soru işaretli haritayı şey yaptım gördüğünüz gibi. Sonunda da bana tamamladığım için ödül veriyor. Evleri korumanız gerekiyor. Evler size gelir getiren şeylerden bir tanesi. Bu evler eğer hani korumazsanız, bu evlerin patlatılmasına izin verirseniz, dediğin gibi para az geliyor. Büyük evlerde çok para veriyor, küçük evlerde bir tane veriyor. En fazla 3'e kadar çıkıyor, öyle söyleyeyim. Bu kocaman evlerde 3 tane veriyor. Bu ortanca evlerde 2 tane veriyor, minik evlerde de bir tane veriyor. Onun için haritalardaki evleri korumanız aslında sizin önceliğiniz. Tabii ki önceliğiniz adamlarınızı korumak. Çünkü adamlar gittiği zaman savaşacak kimseniz olmuyor ve game over diyebilirsiniz. Yarısında bu arada checkpoint var. Onu da belirteyim. Yarısında hani tüm şeyleriniz falan gittiği zaman checkpoint'ten başlıyorsunuz yanılmıyorsam. Bunun dışında şu anda benim karakterler de bana para veriyor. Çünkü bunun sebebi dediğim gibi bazı itemlar var. Bunlardan dolayı veriyor ve o itemi son seviyeye upgrade ettiğim için 3 tane ev 3 tane ev veriyor diyecektim. 3 tane coin veriyor bize. O şekilde buradan 6-9 tane coin'imiz varmış. Güzel. Evet, 22 tane oldu. Burası bizim son dayanağımız, son yerimiz. Kabaca şöyle göstereyim. Arka planda böyle gelen yerler var. Şöyle bir dalga geliyor. Bunun tam ne olduğunu anlayamadım. Ancak bunlar geçtiğine göre galiba burası şey oluyor. Hani sizin oluyor bunlar. Şu kırmızı olan yerlerde gördüğünüz gibi savaş yapıp hani savaş yaptığım için şey olan yerler. Nasıl diyeyim? Hani ele geçirdiğimiz, başarılı olduğum yerler. Tabii ki bazı başarılı olmadığın yerlerde olmuş olabilir. Mesela şurada yanılmıyorsam tüm evler yanmış, yok olmuş mesela. Bu evlerin yok olması demek, alacağınız gelirin daha az olması demek oluyor. 20 upgrade yapabiliyorum şu anda. Şu neymiş? Ha, bunlar recovery modunda galiba olanlar. Aynen. Bunlar şu anda evet, yorgun olarak gösteriyor. Yorgun olduğu için başlarda bu kadar sıkıntı olmuyor ancak ilerleyen zamanlarda bir one falan kamu. Oh shit. Bu neydi? Aa, bak bu çok iyi bir yetenek. Evet, bizim dayıyı geri getirelim.
Ve bunu da üst seviyeye upgrade edelim. Henrietta. Aa, güzel. Adamlarından tekini geri getirdim. Bu çok hoş. Bu item bayağı iyi oldu benim için. Çünkü adamlarınızın olması demek oraya daha fazla adam çıkarabileceğiniz anlamına geliyor. Şurası checkpoint yeri yarısı. Kabaca oyun bu şekilde. Daha önceden gittiğiniz yerlere tekrardan şey yapabiliyorsunuz. Burada daha fazla ödül veya da bir şey bulamazsın diyor. Hala burayı şey yapabilirsin diyor. Ziyaret edebilirsin diye şey yapıyor. Gördüğünüz gibi buraya ziyaret ediyorsun. Şurası mesela yok olmuş bir durumda. Savaşların izlerini de bu şekilde görebiliyorsunuz. Bunların üçünü kurtarmışım. Tabii ki şurayı kurtarıp bunu salsaydım daha iyi olurdu. Çünkü bunu daha fazla para veriyor. Daha önceki adalarınızı bu şekilde ziyaret edebiliyorsunuz. O şekilde söyleyeyim. Ben daha fazla uzatmıyorum. Ha, bu arada mesela ufak bir trik vereceğim demiştim ki bunu da ben kullandım. Özellikle de hani tüm adaları, tüm evleri perfect bir şekilde kurtarmak için çok uğraştım. Tabii ki bunu yaptığınız zaman işiniz birazcık uzuyor yani oradan mükemmel bir şekilde ayrılmak için. Ancak bunu da göstereyim dedim. Şimdi örnek olması açısından hemen bir tane haritaya gireyim ben. Bu haritada rastgele koğuşlandırayım karakterleri. Bu karakterin hasara direnci vardı. Bunun tam olarak neye direnci var hatırlamıyorum ama bu da en üst seviyelerden biri. Bu arada bu karakter oyun başlarında verilen karakterlerden bir tanesi. Otomatik olarak anında şey yapabiliyor, kendini fulleyebiliyor buradaki eklediğim bu yeni şey sayesinde. Buraya kaç tane çıkış varmış? İki tane çıkış varmış. Tamam, birine buraya git. Biriniz de buraya gidin. Topçular geliyor. Şuraya kuralım. Bu kocaman teknelerde özellikle knockback yiyebilirsiniz. Onun için birazcık geriye çekmek iyi olur. Birazcık geriye alalım. Oynamayın lan evde. Böyle böyle üstlerine birazcık götürmeniz gerekiyor. Çünkü karakterler de bir yere kadar çıkıyor diyeyim. Ayrılmayın, ayrılmayın. Toplanın, toplanın. Ops, bunlar balta atıyordu. Ha, arkadan. Elemanlar onlara kafa tutar da çok fazla kafa tutamaz yalnız. Onlar birazcık sağlam elemanlar. Şu taraftan gelen okçu birliklerini görmemiştim bak mesela. Bu kötü oldu biraz. O zaman şöyle yapalım. Bizim bu elemanlar burayı çok iyi tutar. Siz hemen şuraya gidin. Siz buraya yardırın. Bizim okçu birlikleri de yeniden çıktı ama o taraftan gitmediler. Buradan karşıya nasıl geçti lan? Bunlar atladılar mı? Allah Allah. Şu karakter şeyler birazcık daha geniş. Selamun aleyküm. Aa, bunlar okçu. Hurra! Kötü 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 kötü. Bu kötü oldu. Direkt olarak yenilettirebilirim ama yeteneği hemen kullanmak istemiyorum. Çok zor bir durumda kullanmak istiyorum. Şöyle yapalım. Bunlar büyük ihtimalle buraya çıkacak. Ben oraya bir yağmur. Hayır. Niye buraya? Ha. Evet, bak bir de böyle bir durum söz konusu. Buradaki bu şeye, valiye tam şey yapamıyorlar. Anladım abi, yetenek boşa gitti.
Vah diye buradan çıldırıp böyle şey yapabiliyor. Bu büyük ihtimalle Final Wave'di galiba. Hayır değilmiş. Bizim bu elemanlar hemen çıksın. Oy oy oy, orada kötü şeyler olduğunu görüyorum. Yardırım buraya. Hayır, 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 hayır. Çabuk gir buraya. Lan artık vurup durmayın eve. Allah Allah. Hadi lan koğuşlarım. Şu anda çok kötü durumdayız. Kötü 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 kötü. Pozisyon çok kötü. Hemen atın kendinizi şu eve. Hayır, yok edemezsin. Başka adam kalmadı, değil mi? Tamam, hepsi çok iyi durdu. Ya baya orada bir baya sıçtım ama kurtardım yani, baya orada bir comeback yaptım. Evet, kabaca bu şekilde bir komuta yönetme oyunu. Birazcık daha basitleştirilmiş halde, yani diğer strateji oyunları gibi öyle çok ayrıntılı değil. Evet, gene birazcık ayrıntısı var ancak bir strateji oyunu kadar hani şey değil. Aslında aynı seviyede diyebilirim yani. Birliklerinizi yönetiyorsunuz. Tabii ki ekstra böyle işte kaynak yönetimi falan da yok. Kabaca bu şekilde continue deyip devam edebilirsiniz. Şu anda tüm şeyler yoruldu. Bir tane adamım kalmış. Next turn yapayım şöyle. Şey yapayım. Bunu da her zaman yapamıyorsunuz bu arada. Onu da belirteyim. Ya yapabiliyorsunuzdur da arka taraftan bu dalga ilerliyor, sürekli geliyor. Örneğin ben şu anda bir tane basitinden bir şey göstereceğim. Birlikleri kaybedeceğim ve burada da sonlandıracağım zaten. Bu benim göstereceğim son şey olacak. Bir tane şöyle karakter alayım buraya. Hilda'nın hasarı şeyi. Şöyle bir tane karakter alayım. Şimdi oyunun kayıt sistemi bir bölümü tamamladığınız zaman şeklinde ilerliyor. Veyahut da bir bölümden çıktığınız zaman, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Onun için mesela atıyorum oynadınız, kaybettiniz. Veyahut da bir evi kaybettiniz ancak kaybetmek istemiyordunuz. Tekrar denemek istiyorsunuz. Oyunda bir load sistemi falan yok dediğim gibi. Şu anda batırdık. Karakterlerin falan hepsi öldü. Muhtemelen orayı da kaybettik. Evet, burası yok oldu mesela. Bu karakterinizi de kaybettiniz. Hemen arkadaşlar Alt F4 yapıp kaybettiniz diyelim. Alt F4 yaptığınız zaman oyun kapanıyor. Daha sonrasında oyunu tekrardan açtığınız zaman bir önceki save'den, yani bir önceki haritayı bitirme noktanızdan başlıyorsunuz. Onu belirteyim. Oyunda böyle bir hani save load mekanizması çok yok anlık oyun için, ancak böyle bir yöntem yapabilirsiniz. %93'teymişiz zaten. Buradan devam ettiğiniz zaman o karakterinizi, adamlarınızı kaybetmemiş, o
şeye hiç uğramamış bir şekilde devam ediyorsunuz. Şöyle adalar bir oluşturursun falan. Niye bu kadar uzun sürdü bu? Anlamadım. Commander evet yok olduğu zaman sonsuza dek yok oluyor diye şey yaptı. Gördüğünüz gibi adamımız hala duruyor. Ölen şu anda bir tane karakterimiz var. Bu şekilde kurtulabiliyorsunuz. Böyle de bir ipucu vereyim size. Evet, eğitici ve açıklayıcı bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Zaten bayağı uzun olduğunu şu anda düşünüyorum ki bayağı 25 dakika falan olmuş. Bence 25 dakika falan yeter. Artık sonlandırıyorum. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Bad North oyunda bu şekildeydi. Açıkçası hoşuma giden bir oyun oldu. Dediğim gibi fırsat videosu serisini takip etmiyorsanız muhakkak edin. Bildirimleri de açın abone olduktan sonra ki. Bu arada izleyip abone değilseniz abone olmayı da lütfen unutmayın. Kanalıma 100.000 abone hedefi koydum ve bunlar sizlerin destekleri sayesinde olacak. Bir süredir çünkü izleyenlerin abone olmadığını fark gördüm ve ayrıyetten kanalımın da hani abone sayısı bayağı düşük. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi abone olup beğenip paylaşmayı unutmayın. Bununla ilgili bir seri yapmamı istiyorsanız sıfır en başından beğenip yorumlara da eklerseniz dediğim gibi ben şey yapmış olurum. Muhtemelen bu videoyu da bitirdikten sonra ben bu oyunu da bitirmiş olurum. Belki de onun için de bir video çekebilirim. Ancak kabaca bu şekilde çok da fazla uzatmaya gerek yok. İzlediğiniz için hoşça kalın diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın diyorum. Orada bir yanlışlık oldu.